Sağlığım için her şeyin bu bölümünde el rehabilitasyonu konusunda merak edilenleri bize Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanelerinden fizyoterapist Yonca Köksal anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. El rehabilitasyonu gerçekten önemli bir konu çünkü ellerimiz bizim hayatımızı sürdürmemizi sağlayan çok önemli organlarımız. Bu konunun ayrıntılarını biraz sonra sizden öğreneceğiz ama öncelikle sevgili izleyiciler, el rehabilitasyonu gereken bir hastanız varsa ya da kendinizin böyle bir tedaviye ihtiyacı oluyorsa merak ettiğiniz konularda sorularınız için ekranlara iletişim bilgilerimiz geliyor. El rehabilitasyonu önemli bir konu. El rehabilitasyonu ne demektir? El rehabilitasyonu yaptığınız bir hastaya, durumuna göre, altta yatan hastalığına göre hangi tedavileri uygulayabilirsiniz? El rehabilitasyonu çeşitli sebeplerle ev kazası, iş kazası, trafik kazası, ateşli silah yaralanmaları, hayvan ısırıkları, doğumsal sorunlar, elin kendi hastalıkları gibi pek çok geniş yelpazede sebeplerle kişilerin elden omuza kadar olan bölgedeki her türlü incinmeyi kapsar. Biraz önce bahsettiğiniz karpal tünel sendromu ya da halk arasında diğer adıyla el bileğindeki sinir sıkışması sendromu ve tetik parmak hastalığı çok da yaygın görülen problemler. Bu problemlerde, uygun vakalarda tabii ki elde ağrı, eşyaların düşürülmesi, tutulamaması gibi sorunlar. El rehabilitasyonuna tedavi şansına sahip mi acaba? Eğer hasta geceleri uyanıyorsa, elindeki cisimleri düşürüyorsa, bu bölgede bir adale zayıflığı başlamışsa, mutlaka bir EMG tetkiki istenir. Zaten fizyoterapistler doktorlarla iletişim halinde çalışır. Doktor bir ameliyat indikasyonu koymuyorsa, o zaman gerçekten çok fark ediyor. En azından elin doğru kullanımıyla bile incitici kullanımlardan kaçınabiliyoruz. Tekrarlayıcı, zorlayıcı ve devamlı yapılan zorlamalar, kuvvetli bel sıkmak olsun, el işi örgü gibi faaliyetler olsun veya oturup uzun uzun bir şey doğramak olsun, hepsi oradaki basıncı artıran sebepler. En önemlisi koruyucu olmak, elin ideal kullanım pozisyonunu bilmek, 30 derece havada durduğu pozisyon. Elin yapılarının en rahat olduğu duruştur. Dolayısıyla bir çorba karıştırırken bileğimizi bükerek değil, 30 derece havada bu şekilde karıştırırsak bu bile koruyucu olur. O konuda Uzak Doğuların felsefesini çok seviyorum gerçekten. Bir şey olmadan önce kendimizi doğru kullanırsak, doğru açılarda kullanırsak gerçekten daha koruyucu oluyor. El rehabilitasyon eşittir bir takım yaptırılan hareketler gibi düşünülüyor. Biraz bize el rehabilitasyonunun yöntemlerini sıralayabilir misiniz? Uygun vakaya elbette ki bunların hani içinden seçerek uyguladıklarınız oluyor. El rehabilitasyonu sadece bir takım egzersizler midir? Yoksa bir takım cihazlarla da zaman zaman yapılan terapiler midir? Hepsi. Şöyle söyleyeyim, bir hasta geldiği zaman önce bir mantıksal bir analizi yapılır. Hastanın yaralanmasını, yerini, seviyesini, ilk müdahalede bir el cerrahı tarafından mı yapılmış ona bakılır. Yaşına, psikososyal durumuna bakılır. Gerçekten etkiler çünkü. Ona Peki, göre uygun fizik tedavi ajanları seçilir. O ajanlarla tedavi yapılır yani. nedir bu ajanlar mesela? Bu ajanlar ultrason var mesela en sık kullandığımız. Derin yapıların ısıtılması, doku yenilenmesinin uyarılması, gergin yapıların rahatlaması için bir çeşit derinde mikromasaj etkisi olan bir cihaz. Fizik tedavide yaygın kullanılır. Ağrı için lazer kullanılır. Elektrik simülasyonları kas gücünün artırılması,
eklem hareketliliklerinin artırılması, yumuşak dokuların birbirlerinde rahat kaymasını sağlaması açısından bir sürü konuda faydalıdır. Aslında el rehabilitasyonu çok zengin, geniş bir yelpazedeki evet. tedavi seçeneklerine saptıyor. Ama şimdi siz ne olursa olsun hastaya kendiniz el rehabilitasyonu kapsamında bu tedavilerinden bazılarını uygulasanız bile evde yapılan herhalde hastaya verilen bir takım ödevler de oluyor. Tabii ki. Tabii mesela ki. Ne tür ödevler veriliyor ve el rehabilitasyondan olumlu sonuç alabilmesi için bir kişinin evde bu ödevleri günde mi, haftada mı, ne kadar süreyle ve ne sürede, sıklıkta yapması gerekiyor? Evet. Tedavinin sonunda zaten birlikte egzersiz yapıyoruz. Çünkü bunlar terapötik egzersizler. Yani tedavi edici egzersizler. Bizim için ilaç değerinde. Ve bunları mutlaka hastanın evde de mesela 2 saatte bir onar tekrarla devam etmesini istiyoruz. Çünkü hasta kooper olmazsa, hastayı kazanamazsanız bu yolu alamayız. Ben kişisel olarak böyle zorlayıcı, sert, agresif yaklaşımları çok sevmiyorum. Daha aktif hareketle, incitmeden, dokuya saygıyla tedavi yapılması taraftarıyım. Benim deyimimle bir uf kıvamında olmalı. Hani hasta ah dememeli. Bir küçük uf olabilir tabii ki ilk zamanlar. Egzersiz programı, manuel terapi, mobilizasyonlar, traksiyonlar. Mesela eklem sorunlarında traksiyon çok rahatlatıcıdır. Kimi zaman deformiteleri bayağı değiştirir. Hastaya bunun en basit halini gösterip mesela parmaklarınızla bunu yaparsanız çok rahatlatıcı olur. İşte çalışma aralarına mutlaka birazcık stretching, germe ekleyin. Evde bu egzersizleri işte 36 derece ılık su banyosu yapın. Mutlaka bir ev programı verilir ve hastanın takibi mutlaka değerlendirmeleri düzenli olarak yapılıp kayıt altına alınır. Şimdi ev programının ve ev programına evde egzersize hastanın uyumunun tedavinin başarısında herhalde kuşkusuz çok. Ki çok önemli bir yeri var. Evet. Gözlemlerinize göre bizim ülkemizde hastalar bu el egzersizlerine, evde verilen el rehabilitasyonu programlarına ne ölçüde uyuyorlar? İlk zamanlar, ilk birkaç gün diyeyim, genellikle nereden çıktı bu, nasıl oldu, neden benim başıma geldi gibi tabii bir psikolojik tepki oluyor. Öncelikle hastayı kazanmak lazım. Yumuşak yumuşak, tatlı tatlı o iyileşmeleri gördükçe, birazcık fonksiyon arttıkça, kendisi bir şeyler yapabildikçe hasta bu sefer katılımı artıyor, katılmaya başlıyor size. Koopere olduğumuz anda zaten çok daha hızlı bir ivmeyle iyileşme sağlıyoruz. Şimdi aslında el deyince sadece el geliyor aklımıza ama kolu da kapsayan evet, bir evet. Rehabilitasyondan bahsediyoruz. Biraz daha somut anlatmanızı şöyle rica edeceğim. El rehabilitasyonu gereken bir hastada rehabilitasyonla, hastanın da tabii uyumuyla birlikte neler başarılabilir? Nelerden kurtulmak mümkündür? Yani kişi elini kullanamıyorsa elini mi kullanabilir? Ağrısından mı kurtulabilir? Düşük eli varsa düşük eli kalkabilir mi? Şöyle ki mutlaka atel kullanımı düşük elin desteği için gereklidir. Bu termoplastik malzemelerle yapılan veya hazırları da var. Eli destekler ve bir an önce fonksiyonel kullanımın başlaması çok önemlidir. Tabii ki omuza kadar olan bölgeyi kapsar. Zaten el kullanımı olmayınca kol da fazla kullanılmaz. Yani nöroloji hastalarında eğer hasta eli flasksa, yani hiçbir hareket yoksa kol da öyle durur. Yani günde 3 kez egzersiz kaç ay yaparsınız ki? Bizler yapar mıyız? Ama hastanın küçücük bir hareketi bile varsa, ona uygun bir atel yapılırsa, ben böyle birkaç hastada işte uygun atelleri bizzat ben yaptım hatta. Hasta ekmeği tutup yedi ve ağlamaya başladı. Evet. Şimdi o zaman ne oluyor? Bakın, kol elin kaldıracı. El nereye isterse kol onu oraya götürüyor. Bir ekmeği tutup yemesi bile egzersiz yapmaktan çok da zaten günde 3-4 öğün bunu yapacak hasta. Evet. Yani aslında eldeki işlev kaybını bir şekilde el rehabilitasyonuyla geri kazandırıp böylelikle
hastalara yemek yeme, kendi başına işlerini yapma imkanı da tabii tanımak. Tabii ki biliyorsunuz kimi zaman da konuşmak yani şu teşekkür ederim demek. Tabii. Veya işte değil mi? Aslında şu var, biz insanlar genelde hep sağlığımızı ya da bir organımızın işlevini yitirdiğinde ne yazık ki onun değerini anlıyoruz. O yüzden ev rehabilitasyonu gerçekten de çok çok önemli. Peki rehabilitasyon dediğimizde hastaların ne kadar süreyle, genel olarak soruyorum, elbette altta yatan hastalığa göre mutlaka değişiyordur ama ortalama olarak ne kadar sıklıkta doktora, fizyoterapiste gitmeleri gerekiyor? Her bir seans ne kadar sürüyor? Biraz zamana dayalı, emek ve çaba isteyen değil mi bir durum? Evet, şimdi elin durumuna göre mesela şişlik, ağrı, ödem, ağrı, eklem kısıtlılığı, adele zayıflığı varsa sorunlar arttıkça tabii ki sürede uzuyor. Çünkü her birine uygun bir başka modalite uyguluyorsunuz. Bir buçuk kadar saat kadar sürüyor. Hastaların 10-15 seans gelmesi gerekebiliyor, daha uzayabiliyor. Elin ihtiyacına göre zaten iyi olan hasta niye gelsin ki? Hastanın iyileşeceğine inanması. Dün bunu sizinle telefonla konuştuk. Hastanın stresli olmaması, tedaviye uyumlu ve en önemlisi moralli olması. Özellikle iyileşmeyi ne oranda etkiliyor? Gerçekten etkiliyor çünkü tedaviye katılımı, verdiğiniz ödevleri yapması farklı oluyor. İnanan kişi, katılan kişi zaten ilk adımı atmış oluyor. Eller kullanılmak için yaratılmış. Şimdi hasta kullanmaya çabalamazsa, sadece kucağına alıp oturup ağlarsa nasıl bir iyileşme bekleriz? Hareket edecek, hareket için programlanmış. Hiçbir şey yapmayıp sağlam elinizi, kolunuzu veya bacağınızı koyun bir yere, bir hafta öyle oturun. Zaten zayıflar, daha uzun sürelerde kemiği bile zayıflar. Onun için bir an önce hareket, bir an önce doğru desteklenmiş, atellerle doğru desteklenmiş, eklemleri zorlanmadan fonksiyonel hareket isteriz, bekleriz. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Sevgili izleyiciler, 3 yıl önce annem 74 yaşında düşmüştü ve sağ elinde düşük el oluşmuştu ve sağ elini hiç kullanamıyordu. Çok düzgün bir şekilde fizyoterapiye gitti, fizik tedaviye gitti, ev egzersizlerini yaptı ama en önemlisi biraz önce bahsettiğiniz iyileşeceğine inandı. Dedi ki erguvanlar açmadan boğazda benim elim iyi olacak. Evet. Ve hep elinin eskisi gibi hareket ettiğini düşündü. Biraz da pozitif düşünce ve tedaviye de uyumlu bir hasta olduğu için artık annemin eli, kullanamadığı felç olan eli iyileşti. Onun için tüm hastalara ekran başında işlev kaybı görmüş, felçli ya da çeşitli nedenlerle ellerini kullanamayan tüm hastalara ve tüm hastalara şifa diliyoruz. Öncelikle de inanmalarını, iyileşeceklerine diliyoruz. Kesinlikle inanmak, beslenmek, psikolojik durum. Diyorum ya, buna bir bütün olarak bakmak lazım tabloya. Sadece fizik tedavi ajanı uyguladım ben iyileşeceğim, öyle bir şey yok. Elimi kullanacağım, ödevleri yapacağım. Eve verilen, ben modifiye bir lenf drenajı masajı gösteriyorum hastalara. Onu uygulayacağım, ılık su banyomu uygulayacağım, inanacağım. Ama dediğim gibi beslenme de mesela çok önemli bir faktör iyileşmede. Peki, şimdi artık sohbetimizin sonuna geldik. El rehabilitasyonu hastanın da bir zaman vermesini, inanmasını gerektiren bir durum ama. Şimdi diyelim ki Türkiye'nin çeşitli illerinden ya da dünyanın çeşitli bölgelerinden bizi izleyen seyircilerimiz var. İşte ben nasıl bu el rehabilitasyonundan yararlanacağım? Ben çok uzağım. Mesela böyle gelen hastalarınız da var mı sizin uzaklardan? Uzaktan gelen bir hastada el rehabilitasyonu yapmak mümkün müdür? Tabii burada kalış süresi kısıtlıysa hastanın, 3-5 seans bile olsa inanın tabloyu değiştiriyor. Hasta dediğim gibi koopere ise ve kendisi de orada düzenli devam ettirip atelini takarsa, dediklerimize uyarsa veya ameliyat olmamış bir hastada ne bileyim dediğim gibi işte bez sıkmalar, zorlamalar, bu tip lüzumsuz, tekrarlayıcı, devamlı yapılan şeyler arasında küçük dinlenmeler, egzersizler, germeler vermezse tabii ki incitecektir ve
O zaman bir anlamı kalmıyor tedavinin. Çok teşekkür ederim sağlığım için, her şeye katıldığınız için. Bugün de özellikle tıptaki yeniliklerle ve hastalıkların tedavisinde ameliyatsız ya da minimal invaziv diye bilinen kapalı ameliyat teknikleriyle dolu bir yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta gene aynı saatlerde ATV Avrupa ekranlarında sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.